Arzu'nun kattığı ek sıcaklık gidince su bu sefer onlara daha soğuk geldi. O tropik çorbanın, okyanusun durgun sularının, kara sakinlerinin evcilleştirip küçülttüğü enlemin derinlerine kadar batırdılar çenelerini. Kendilerini suyun gevşetici dalgalarına bıraktılar. "Biliyor musun Vix?" diye fısıldadı Priscilla, ancak duyulabilecek bir sesle. O sıcak iklim sesini iyice yumuşatmıştı. "Seninle konuşurken sanki her şey dönüp dolaşıp ölüm konusuna dayanıyor." "Elbette. Sen bana yolunun sonu ölüme dayanmayan bir insan gösterebilir misin? Biz dikkatimizi başka yanlara yöneltmeye uğraşırız. Durum böyle değilmiş gibi numara yaparız. Ama soluduğumuz hava bile akbaba soluğudur. Lütfen bana ölümün gölgesi altında biriymişim gibi bakma. Ben ölümü yenebilmek için hep ondan konuşuyorum." "Ama ya ölüm de evrim için gerekliyse? Ya dünya düzeyinden daha yüksek bir düzeye geçebilmek için vücutlarımızı feda etmek zorundaysak? O zaman fiziksel vücutlarımıza sarılmak budalalık ve geriye dönüş sayılır." "Olabilir. Hoş, soyut düzeydeki hayat benim gözümde pek çekici değildir. Ne viski var, ne kitap var, ne Hollywood var. Bir de sonunda öyle bir evrim olmadığı ortaya çıkarsa, cesedin ne olacak o zaman? Ben bu kumarı oynamak istemem." Hayal gösteren bitkilerle, o bir yan psikolojik ölümlerle, yeniden doğuşlarla giriştiğin onca kumardan sonra normal ölümden nasıl korkabilirsin? "Yok, ben ölümden korkmuyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Ölüm bize hiçbir şey yapmaz çünkü ölüm ölüdür. Ölü olan şeyden bir zarar gelmez. Mesele korku değil. Tıpkı alobar gibi benim için de mesele korkmak değil, karşı gelmek. Biz gerçek özgürlüğü, gerçek büyümeyi imkansız kılan bir döngü sistemine kıstırılmış durumdayız. Sanatta klasik dönemi romantik dönem izlemiştir. Sonra tekrar klasiğe dönülmüştür. Bu iş bir sarkaç kadar basit ve bence sanatın tüm anlamını yok ediyor. Aynı şey toplum içinde geçerli. Tutucu bir dönem, liberal bir dönem, sonra yine tutucu bir dönem. Etki tepki, bir öyle bir böyle. Tıpkı denizlerdeki gel git gibi. Bu döngüye kısılmış olduğumuz sürece pek bir özgürleşme bekleyemeyiz. Her adımı milyonlarca yıl süren o korkunç derecede yavaş değişiklik dışında. Tarihimizin büyük bir kısmında bizler mevsim dönemlerine, hava şartlarına bağlı ola geldik. Şimdi en azından yazları kuzeye, kışları güneye gidebiliyoruz. Mevsimler yine kurallarını uyguluyor. Ama biz onlara bağlı olmak zorunda olmuyoruz. Benim tek istediğim hayatın diğer cephelerinde de böyle hareketlilik. Doğum ölüm çemberinin dışına çıkma fırsatı istiyorum. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Bu iş bana zevkli gelmeyecek kadar katı ve ezberlenmiş bir şey. Bu döngüler hayatın anlamını kaçırıyor. Tıpkı sanatta olduğu gibi. Umudum şu: bazı bireyler her zaman sanatsal ve sosyal döngünün dışına çıkabilmişlerdir. İşte bireye duyduğum sevgi ve saygının, genel olarak insanlığa duyduğum sevgi ve saygıdan daha büyük olmasının nedeni budur. Belki, belki bazı bireylerin doğum ölüm çemberinden kurtulma zamanı da gelmiştir. Hem bunu söylerken Budist Nirvana'nın boşluğuna doğru buharlaşmaktan söz etmiyorum. Belki de Alobar'ın yaptığı oydu. Belki bunu ben de yapabilirim. Ve belki de, hazır belkilere girmişken, çember kıran gelir ve insanoğlunu ölümlülüğün o yüzeysel gelgitinden kurtarır. Bugünlük ara vermeyi hak ettik mi? Evet, ettik. Ölüm kötü bir alışkanlık mı? Evet, o alışkanlıktan kurtulmalıyız. İyi şanslar Vix. Sağ ol. Biliyor musun, isteyerek ölmeyi tercih edeceğim bir tek durum var. Belki öyle bir durumda kendimi bile öldürebilirim. Şaka ediyorsun değil mi? Kafasını bir filin ağırbaşlılığıyla salladı. Eğer Huxley'ine bir şey olursa sanırım ölmeyi tercih ederim. Belki öte tarafta birlikte oluruz diye. Ya. Vix bir süre sessiz kaldı. Tek gözünde tek bir hece gibi bir damla yaş belirdi. Alt göz kapağında baş aşağı sallandı. Sonunda yer çekimi onu yerinden kopardı. Sessizce tuzuyla suyuyla birlikte küvetteki suyun buharlarına karıştı. Ölüm konusunda son bir şey daha dedi Vix. Nedir o? Pris biraz keyifsizleşmişti. Gözyaşı damlasının suya karıştığı noktaya bakıyordu. Ölünce saçların ve tırnakların uzamaya devam ediyor. Onu duymuştum. Evet, ama telefon bağlantın kesiliyor. Soğumak üzere çinilerin üzerine bir kere daha çıktılar. Sonra üçüncü kere aynı şeyi uyguladılar.
Soğudular, kurulanıp külotlarını giydiler. Vix'inki tentebezi gibi dik, yemyeşil, Pris'inki solmuş, rengi belli olmayan, esnek gevşemiş bir külottu. Sonra pantolonlarını giydiler. Vix'inki tweet, Pris'inki blue jean'di. En sonunda da mucize yaratır gibi pantolonlarını toparlayıp birleştiren madeni mekanizmaları kapattılar. Vix, Pris'in gece burada kalamayacağını belirtmişti. Görünüşte Huxley Anne ikisinin ertesi sabah bir takım planları vardı. Pris onu kapıda kucakladı. Kendini biraz güvensiz, duyarlı hissediyordu. Eve kadar yürümek üzere güç kazanmaya çalışırken Vix, "Parfüm nasıl gidiyor?" diye sordu. Pris'in parfümden söz etmemesinin nedeni şişe konusunda ağzından bir şey kaçırmaktan korkmasıydı. Söylemek değil, göstermek istiyordu şişeyi ona. Kaldırıp tek gözünün karşısında tutmak, kafasındaki saçların bir robotun fırçasındaki kıllar gibi havaya dikilmesini seyretmek istiyordu. Ne kadar hevesle bekliyordu o anı. Bardım sonuca göre pancar K23'ün temel notası olmalı. Haklı mıyım? Vix cevap vermekte kararsızdı. Neden sonra kafasını evet anlamında salladı. Bir yandan herhalde şiir sanatının 9 fındığıyla beslenen alabalık, periler ve eski karısının donu inşallah bu baş sallamasını yemin bozmak saymazlar diye umdu. Tahmin etmiştim. Ama nasıl kullanılıyor benim anlayamadığım... Parfümcü sensin. Bu sefer baş sallama sırası Priscilla'ya gelmişti. Ama içinden hah diye güldü. Ben elinde tek damla Yasemin esansı bile olmayan işsiz bir garsonum. Eğer şansım hızla yardım etmezse haftaya bugün Gourmet'te Tujuana gibi bir yerde yine servis yapıyor olurum. Kapıdan arka arka çıkarken el sallıyordu. Kafası karışıktı. Aslında Priscilla küçük evine dönmek zorunda kaldığı için bozuluyordu. Son gülüş vakfında onda kalabileceği yeterince yer vardı. Aslında İsa ile 12 havarisine bile yer vardı son gülüş vakfında. Tabii Yuda balkonda uyumak zorunda kalırdı, o başka. Kendini paçavra gibi hissederek yürüdü. Bahçe kapısındaki posta kutusunun yanından geçerken içinden kendi alnına bir posta pulu yapıştırıp kendini Himalayalarda korkunç karadama postalamak geldi. Sokakta durum daha beterdi. Ölümsüzlüğü umut edenler tedirgin ve öfkeliydi. Pris'e taş panayırlarındaki bir soyut tabloymuş gibi baktılar. Kiminde düşmanca bir alay, kiminde şaşkın bir gülüş. Anlaşılan bunlara tayınları yeni getirilip dağıtılmıştı. Kuyruktakilerin çoğu hamburgerlerini yiyorlardı. Bu besinlerden bir hayır gelmeyeceğini bilecek yaştaydılar oysa. İçlerinden bazıları McDonald's'ın bir çiftliği olduğu günleri bile hatırlayacak kadar yaşlıydı. Eskiden insanları mikroplar öldürürdü. Şimdi ise kötü alışkanlıklar öldürüyordu. Doktor Danny Boy öyle söylemişti. Kalp hastalığı kişisel kötü alışkanlıklardan doğuyordu. Kanser sınai kötü alışkanlıklardan doğuyordu. Savaşta siyasi kötü alışkanlıklardan doğuyordu. Danny Boy'a göre ihtiyarlık bile bir alışkanlıktı. Ve alışkanlıklar değiştirilebilirdi. Priscilla kuyruktakilere alışkanlıklar konusunda bir nutuk çekip onları evlerine yollamayı isterdi. Ama tabii böyle bir şey yapmadı. Kuyruğun ucuna doğru bir yerde duran koltuk değnekli beyaz saçlı adamın günlerden 7 Aralık olduğunu söylediğini duydu. Japonların Pearl Bailey'e saldırmasının 35. yıl dönümü yani. Ama adam yanılıyordu. O gün günlerden 8 Aralık'tı. 5 gün sonra 13 Aralık'ta Pris Vix Deniboy'a telefon etti. İlişkilerinin durumu onu çok kaygılandırıyordu. Bir yandan tuttuğu dedektifte pek bir aşama yapamamıştı. Pris telefon etmek zorundaydı. Pris, sevgilim, aradığına çok sevindim. Sahi mi? Gerçekten. Tanrı ile şeytan mahkeme dışında anlaşmaya varsa, iyi ile kötü arasındaki o komik kavgayı bitirseler, dünyanın dindarlarını öldürmek ve yağmalamak için özür tanıyan o bitmez kavga son bulsa, nice güzel romanın konusunu mahveden bu ikilik ortadan kalksa ancak bu kadar sevinebilirdim. Bir gözüm daha olsa, o yeni göz geceleri kurt gözü gibi parlasa, gereğinde kıvrılıp kızların eteğinin altından içeri bakmayı becerse ancak bu kadar sevinebilirdim. Alovar kodesten salı verilse ancak bu kadar sevinebilirdim. Zaten belki önümüzdeki ay salı verilecek. İnşallah iş işten geçmemiş olur. İrlandalı olduğum ve böyle yalan şiirsellikle konuşabildiğim için ne kadar şanslıysam sen beni aradığın için de o kadar şanslıyım. Ben de arardım ama senin telefonun yok. Yaralıya vurma dedi Pris. Uğradım da. Ama sebze teslimi için New Orleans'a gidip gelmem gerekti. Ne demek istediğimi anlıyorsundur, değil mi? Hem de nasıl?
Ama iyi haberlerim var. Marcel tavşan Lefevre'ın amcası Luke'u başarıyla gömdü ve olağanüstü burnunu tekrar bizden yana uzatma fırsatı buldu. Doktor Morgenstern'le ben... Ha, Morgenstern de sana selamlarını yolluyor. Bir akşam yemeği daha düzenlemeyi planlıyoruz. Tabii üniversite hocalarını CIA hesabına araştırma yapma işinden birkaç saatliğine koparabilirsek. Haftaya bugün sanıyorum. Sen de gelmelisin. Ama bu sefer benim yanımda oturmalısın. Soluma oturman daha uygun olur. O zaman sağ elimle kadeh kaldırırken sol elimi senin oyluğuna dayayabilirim. Rix. Evet sevgilim. Beni yemeğe daha önce davet ettin. Şimdi de Marcel Lefevre geliyor. Cici annemle Vulu'yu neden davet etmediğine şaşıyorum. Onları da çağırdım. Hem bu sefer New Orleans'a gittiğimde öğrendiğime göre Vulu geçen yemek için Seattle'a gelmiş. Yemeğe neden geldiğini anlayamıyorum. Dur bir dakika. O partinin gecesinde Vulu bu kentte miymiş? Evet, gece yatmış sonra ertesi gün dönmüş. Priscilla'nın vücudunda adrenalin birden o kadar yükseldi ki neredeyse tüm gözeneklerinden dışarı fışkıracaktı. Rix dedi, benim de New Orleans'a bir gidip gelmem gerek. Ne zaman? Hemen. Partiye yetişebilir misin? Umarım, eğer yetişirsem sana bir sürprizim olacak. Nefis, sürprizlere bayılırım. Allah'a ısmarladık öyleyse. Güle güle Pris, iyi yolculuklar. Arılara da dikkat et. Telefonu kapadıktan sonra Pris'in aklı bu son söze takıldı. Arılara dikkat et de ne demek oluyordu. Neyse, yakında öğrenecekti nasılsa. Çinliler barutu ömrü uzatacak bir takım simya deneyleri yaparken kaza sonucu keşfetmişlerdi. Çinlilerin spagetti icat ettiklerinde neyi keşfetmeye çalışıyor oldukları ise bilinememektedir. Belki spagetti makarnası da uzun ömür araştırmalarının bir yan ürünüdür. Bon Monton bir ömür sürmenin çabaları arasında ortaya çıkmıştır. Her zaman karşılarına dikilen bir sorudan kaçınma çabasıdır. Ben gidince senin süyelerini kim çöp edecek? Önemli değildi. Ama geleceğin ölümsüzleri için Çinlilerin deneylerini hatırlatmak akıllıca olurdu. Uzun bir varoluşun peşine düşmüşken barutu, ölüm iksirini, o tarihin sayısız trajik ölümlerine neden olan kurşunun ateşleyicisini bulmuşlardı. O kurşun ki Gandhi'yi, John Lennon'ı, Bambi'nin anısını öldürmüş, Bingo pijamayı Royal Caddesi'nde yerine çivilemişti. New Orleans hem gerçek hem mecazi anlamda vızıltılarla kaynıyordu. Öfkeli siyah vızıltılarla korku dolu beyaz vızıltılar bir arada yükselmekteydi. Kölelerin kendilerini Lincoln'den çok önce serbest bıraktırdığı bu kentte, Amerika'nın tek beyaz soyluluğuna karşı bir de siyah soyluluğu gelişmişti. Kara Büyük Kraliçesi'nin hükümranlığı, Rus çariçesi Katerina'nınkinden daha az geçerli değildi. Afrika esrarengizliği, iri, organik, güçlü niteliğiyle büyük kent yaşamına ilkel bir ritimle karşı çıkıyordu. Köleyken bile siyahlar yönetiyordu meydanı. Gururla ve korkusuzca, görünmeyen güçlerle uyum içinde, Kongo meydanında en zarif danslardan birini uyguluyorlardı. Öyle ki sonunda sahipleri bir isyana yol açmasın diye Afrika danslarını yasa dışı ilan etmek zorunda kalmışlardı. Ama beyazlar bir yandan yasakları peş peşe ilan ederken, bir yandan da beyaz parmaklarıyla tempo tutuyorlardı. Beyazlar New Orleans'ı parayla ve silahla kontrol ediyorlardı. Ama siyahlar burayı sihir ve müzikle egemenlikleri altında tutmaktaydılar. Buradaki karşılıklı hayranlık ve kültür kaynaşması ne kuzeyde ne güneyde başka hiçbir Amerika kentinde görülmemiş türdeydi. Genelde neşeli bir hava olmasına rağmen siyah öfkeyle beyaz korku hala devam ediyordu. Bazı New Orleans siyahları fakirlikleri, öfkeleri ve ahlaki zorlanmaları nedeniyle bir soygun cazı yaratmışlardı. Bazı New Orleans beyazları da güvensizlikleri, korkuları ve dinsel felsefeleri nedeniyle şiddet ilahileri beslediler. Hırsızlar iskan bölgelerini talan ediyordu. Genç, atak ve kötümserdiler. Polisler de önlerine çıkanı hırpalıyordu. Katı, duygusuz, otoriter dogmalara kolayca kanan tiplerdi. Bir yandan gece kondu sarhoşları, şarlatanlar, ikinci sınıf resmi geçit dansçıları yeni baştan servet dağılımına eğilim duyarken, öbür yandan rozetini ve devriye arabasını ele geçirene kadar kamış oltayla balık avlamış gençler gece karanlığında birbirinin gırtlağını sıkıyordu. Çatışmalar elbette kaçınılmazdı. Ama yasa da beyazlardan yanaydı. Tam da burada ortalığı fazla sosyoloji kokuttuk. New Orleans'tı burası ne de olsa.
Louis Armstrong'un burada o şey var dediği kentti. O şeyin ne olduğu konusunda Louis bir batılının ağzından çıkabilecek en zen cevabı vermişti. Sormak gereğini duyuyorsanız hiçbir zaman anlayamayacaksınız demektir. Şöyle kısa bir tema hatırlatalım. New Orleans, Timsah Hanım okuluna gitmişti. Orada geri geri yürümeyi, dişleriyle kedi derisi yüzmeyi öğrenmişti. Artık ölü korsanların ganimetlerini giyebiliyor, en güzel bamyayı pişirebiliyor, aya ödemeli telefon açabiliyordu. Ama o yılanı öpüverince 66 doktor yetişti onu kendine getirmeye. New Orleans vızır vızırdı. Bingo pijama adlı Jamaikalı bir çiçek satıcısı ve sokak şarkıcısı sokağın ortasında görevde olmayan iki polis tarafından vurulup öldürülmüş, polisler onu tutuklamaya çalıştıklarını ileri sürmüşlerdi. Pijama bir polis memurunun garip ölümüne sebebiyet vermekten sanıktı. Polisler onun sokakta kuşku verici bir harekete kalkıştığını, bunun üzerine kendilerinin hemen özel 38'liklerini çekip onu mıhladıklarını söylüyorlardı. Siyah halk da bu dolmaları yutmuyordu. Louisiana'da polis öldürmekten sanık siyahların tutuklama peşindeki polislerce vurulması sık sık yer alan olaylardandı. İntikam cinayetine benzer bir şeydi bu daha çok. Alışmışlardı artık. Olayı izleyen duruşmada polislerin suçsuz görülmesine de alışmışlardı. Bu tür olaylar bir tür ırksal ayaklanmaya yol açabilecek atmosferi doğuruyordu. Gerçi Bingo Pijama buralı değildi. Komik aksanı olan bir yabancıydı. Kovansız arı besleyen bir serseriydi. Esrarengiz, soytarı, havalı, kimsenin yakından tanımadığı biri. Ama kentin siyahları onu ölümünden hemen sonra nüfuslarına geçirivermişlerdi. Hatta onu bir caz cenazesiyle yolcu edecek kadar ileri gitmişlerdi. Toplu konutlardan ağıtçılar çıkıp katılıyor, kahveler, kiliseler boşalıyor, önde üniformalı ciddi bando, arkada kongo dansları bir kıyamettir gidiyordu. Yağmursuz bir hava olmasına rağmen şemsiyeler çevriliyor, parmaklar şaklatılıyordu. Kafile Fransız mahallesinden geçiyor, tekrar kent merkezine yöneliyordu. Tabut bir at arabasına yüklenmişti. Ama içinde ceset yoktu. Polisler cesedi vermemişlerdi halka. Tabutun içinde bir demet yasemin vardı. Boyunlarını bükmüş solmuşlardı. Ama tatlı kokuları kortejin en arkalarına kadar varıyordu. Cenaze herkesi hoşnut eden neşeli bir olay oldu. Ama altında bir öfke de gizliydi. Gelip geçen polis arabalarına kızgın küfürler savruluyor, yol boyu kara ifadeli döviz ve pankartlar göze çarpıyordu. O gece kilitli panjurların gerisinde eskiden kalma yöntemlere başvuruldu. Kara mumlar yakıldı, acı tozlar üzerine serpildi. Tahtadan bal mumundan bebekler yapıldı, üzerine iğneler batırıldı. Tavuklara ise Julia Child bir yana, Albar Sanders'ı bile şoka sürükleyecek şeyler yapıldı. Resmi protesto gösterileri de oluyordu. Siyah toplum liderleri sırayla polis müdürlüğüne ve belediyeye başvuruyor, adalet istiyorlardı. Bu durum karşısında belediye reisi duruşma tarihini hemen saptamak ve geciktirmemek zorunda kaldı. Siyahlarla beyaz liberallerin baskısı altında soruşturmayı yönetecek özel bir komisyon atandı. Bu komisyona yalnızca bir tek polis seçilmiş olması, yasa ve düzen kanadının pek bozulmasına yol açtı. Raporlara göre Jamaikalı'nın vurulmasının birkaç tanığı vardı. Bunlardan ikisi olayı pek yakından görmüşlerdi. İki kadındı bunlar söylentilere göre. Biri siyah, biri beyazdı. Beyaz olanın siyahlarla arası çok iyi denilmekteydi. Fransız mahallesindeki parfümcü Madame de Velier'den başkası değildi bu kadın. Kasırga damlalarının sırrını bildiği rivayet edilen kadın. Evet, New Orleans vızıldıyordu. Siyahlar vızıldıyor, beyazlar vızıldıyor, Bingo Pijama'nın arıları vızıldıyordu. Bunların arasında en rahatsız edici olan arıların vızıltısıydı. Küçük bir filo oluşturuyordu arılar. Sayıları 40 kadar vardı belki. Buralarda alışılmış bal arısı kafileleri gibi 1000 tane olsalar, onları kıstırıp imha etmek daha kolay olurdu. Ama 40 tanecik olunca saatte 10 milden fazla uçabilen, New Orleans'ın en yüksek binalarından da yükseğe çıkabilen bu arılar, entomolojik devriyelerden de, DDT barajlarından da kolaylıkla kurtulabiliyorlardı. Bingo Pijama ölünce arıları onu terk etmişti. Gidişlerini kimse görmemişti. Gece karanlığında ruhuyla birlikte uçuvermişti hayvanlar. Soruşturma görevlisinin yalnızca saç diplerinde bulduğu polenler tanıktı. Bir zamanlar başının çevresinde yaşayan arılara. Ama ertesi sabah sokak ışıkları sönünce arılar parlayıverdiler.
kanatlarında gümüş varmış gibi ışıltılar saçarak suç yerine döndüler. Öfkeli ses çıkaran bir hançer gibi, birden hayata dönmüş bir mızrak başı gibi, elektrikli bir ananas dikeni gibi, saldıran vahşi bir kalabalık gibi, yarı ateşle yarı soğukla dolu bir havada ölüm yerinin çevresine uçtular. Bir dalıp bir yükseldiler. Bunu defalarca tekrarladılar. Sanki çıldırmış bir kaktüs uçuyordu. Kafa tutarak hırlamakta, 40 minik vücuttan zehir ve acı damlamaktaydı. Sayfa 3.